Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde de videomuzda da çok büyük çok küçük sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini yapacağız. Çok büyük sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılırken onun kuvvetleri eşitlenerek işlem yapılır. Zaten ne yapmamız lazım? Onun kuvveti eşit olmayınca işlem yapılamaz. Bakıyoruz, 0,24 çarpı 10 üssü 8, 10 üssü 6. Peki burada ne yapabilirim? Burada ne yapabilirim? 10 üssü 6'ya mı çevirebilirim? Evet. Bu sayımda ben 2 virgül kaydırsam sayım büyüyecek mi? Evet, sayım büyüyecek. Üssüm küçülecek. O zaman ben bunu 24 çarpı 10 üssü 6 artı 6 çarpı 10 üssü 6 diye yazabilir miyim? Evet, yazabilirim. Peki alt kısımda paydada nasıl bir oynama yapabilirim? 10 üssü 4 var, 10 üssü 5 var. Peki ben bunu 10 çarpı 10 üssü 4 şeklinde yazabilir miyim? Bir sıfırını aldım yani, öyle düşünüyorum. Evet, yazabilirim. 10 çarpı 10 üssü 4 eksi 4 çarpı 10 üssü 4. Peki ortak olanlarım var. Her ikisinde de ne yapabilirim? Ortak çarpana alabilirim. Ortakları neler? 10 üssü 6 parantezinde 24 artı 6 bölü. Burada ne? 10 üssü 4 parantezinde 10 eksi 4. Baktığımda önce parantez içi yapılır. 10 üssü 6 çarpı 30 bölü 10 üssü 4 çarpı 6. Neler var sadeleştirebileceğim? Şununla şu var, gitti, 5 kaldı. Şununla şu var, neden? Çünkü bu 10'un karesi çarpı 10 üssü 4 şeklinde yazılamaz mı? Evet, yazılır. Görmeniz açısından şimdilik böyle yazdım. Şunlar gittiğimde cevabım 5 çarpı 10'un karesidir diyebilirim. Şıklarda yoksa şöyle yapabiliriz. 10'un karesi nedir? 100'dür. 5 çarpı 100'den 500 olarak ne olur? Cevabım çıkar. Devam ediyoruz. Çok karışık bir soru ama korkmuyoruz. Ne yapıyoruz? İşlemlerime bakıyorum. Şimdi burada 0,6 var. Burada 0,02 yani %2 var. Baktığımda acaba ben şu virgülümü şuraya kaydırsam sayım 0,6'dan 6'ya büyüyecek. Bu büyürse bu küçülecek. Küçülürse 20 mi olacak? Evet. Peki buradayım. 2 virgül kaydırsam sayım büyüyecek. Sayım büyürse üssü küçülecek. Ne kadar? 2 kadar. 20 mi olacak? Evet. O zaman ben bunu sanki yakaladım. Hadi bir yazalım. Artı 6 çarpı 10 üssü 20 oldu artık. Bu da ne oldu? 2 çarpı 10 üssü 20 oldu. Süper. O zaman ben paydaya geçmeden bunu 10 üssü 20 parantezine alsam 72 artı 6 artı 2 diye yazabilirim. Paydaya geçtiğimde bakıyorum 21, 25. Bunu küçültebiliyor muyum? Evet, bunu küçültebiliyorum. Bu küçülmesi için bunun büyümesi lazım. 1, 2, 3, 4 basamak ne yaptım? Büyüdüm. Büyürsem 4 basamak küçülecek. 21 mi olacak? Evet. Peki bunu da yazdığımda 5 çarpı 10 üssü 21 artı 3 çarpı 10 üssü 21. Ortak çarpan parantezine alıyorum. 10 üssü 21 ortak 5 artı 3. Peki burası ne oldu? 10 üssü 20. 72, 6 daha 78, 2 daha 80 bölü 10 üssü 21 çarpı burası ne yaptı? 8 yaptı. Peki sadeleşme var. 8 ile 80'i sadeleştirdiğimde 10. Peki burada ne var? Bakın 10'un üssü ne demek aslında? Gizli 1 var demek. Tabanlar aynı, üstler toplanır. 10 üssü 21 bölü 10 üssü 21 nedir cevabım? 1 olarak bulunur. Devam ediyoruz. Evet, çok küçük sayılarda toplama ve çıkarmayı nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde gençler, değişen hiçbir şey yok. Sadece ne yapacağım? Onun kuvvetlerini eşitleyeceğim işlem yapabilmek için. Çünkü ne yapıyorum ben? Onun kuvvetlerini ortak çarpan parantezine alıyorum. Baktığımda buraya bunu hiç beğenmedim. Çok küçük bu sayı. Bunu güzelce yazmak istiyorum. Yani 4 çarpı bir şey. 4 çarpı ne? Bakalım 1, 2, 3, 4.
4 basamak oynadığında sayım büyüdü. Sayım büyürse üssüm küçülecek. Küçülmesi demek bunun eksilerdeyim unutma. Eksi 15 olması mı demek? Evet. O zaman yazalım. 21 çarpı 10 üssü eksi 15 artı 4 çarpı 10 üssü eksi 15. Bakın ortakları da yakaladım. Devam. Buraya bakıyorum. Bunu beğenmedim. Burada bir oynama yapacağım. 1, 2, 3 basamak kaydırıyorum. 3 basamak oynadığımda sayım büyüdü. Sayım büyürse üssüm 3 azalacak. 3 azaldığında ne oldu? 10, eksi 10 oldu. Baktım bunu da 3 çarpı 10 üssü eksi 10 yazdım. Peki bunu eksi 10 şeklinde yazamaz mıyım? Yazabilirim. Nasıl yazarım? Sayım küçülürse, sayım 2 olursa mesela, şöyle olursa, sayım küçüldü, sayım küçülürse üssüm büyüyecek. Büyümesi demek eksi 11'in eksi 10 olması demek. Bunu da şu şekilde yazdım. Ortak ne var payda, pay kısmımda? 10 üssü eksi 15 parantezinde 21 artı 4 bölü ortak 10 üssü eksi 10 var parantezinde 3 artı 2. Peki burası 10 üssü eksi 15 çarpı 25 10 üssü eksi 10 çarpı 5. Şurada ne yaptım, bir sadeleştirme yaptım, 5. Peki burası ne gençler? Üstlerde bölme işlemi, bölme yapmak demek bunun yukarıya artı 10 olarak geçmesi demek. 10 üssü eksi 15 artı 10'dan 5 çarpı 10 üssü eksi 15 artı 10 eksi 5 olarak geçmesi demek. Bu da neyimiz? Cevabımız. Devam ediyoruz. Evet, son sorumuz sıralama sorusu. Sayılarını büyükten küçüğe sıralayalım. Şimdi bakıyorum. Şuraları beğenmedim sanki. Hadi bir oynama yapalım. 2 virgül kaydırırsam sayım büyüdü, üssüm küçülecek. Kaç küçülecek? 2. O zaman şöyle olur mu? Küçüldüm, eksi 7 oldu. Evet, 2 kaydırdım. Yani sayım büyüdü. Sayım büyüdüyse üssüm küçülecek. Kaç küçülecek? 2 küçülecek, 10 üssü eksi 6 oldu. Bunu aynen yazayım. 49 çarpı 10 üssü eksi 7. Bu eksi 7, bu eksi 7, bu eksi 6. O zaman ne olması lazım kıyaslayabilmem için? Bunun da eksi 7'li bir şey olması lazım. O zaman bir tane sıfır verirsem, yani sayım 20 olursa, sayım büyüdü bakın, büyüdü. Üstüm ne olacak? Küçülecek. Bu da bu şekilde oldu. E hocam şurada bir sayı vardı, buna bakmadık biz. Evet bakmadık. Neden? Bunun bakın, onun kuvvetine pozitif. Yani bu büyük sayılardan, bu büyük sayıysa büyükten küçüğe sıraladığında zaten en büyük ne olacak? D olacak. D'den sonra çok küçük sayılarında sıralama yaptım. Onun kuvvetleri eşit hepsinde. Onun kuvvetleri eşitse büyük olan A, daha sonra C ve daha sonra nedir? B'dir. Bu şekilde sıralamayı yapar ve bitiririm. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.